birçok şey değişiyor hayatımızda. Acayip bir dönem yaşadık. 2 sene. Yani hani herkes söylüyor zaten. İşte filmlerde olsa gerçek mi olur diye tartışacağımız bir dönemden geçtik. Hala da geçiyoruz. Tam olarak da bitmiş değil. Ancak baktığımız zaman bütün bu döneme rağmen iki tane şey değişmiyor. Bir tanesi bir insanların tüketim ihtiyaçları değişmiyor. Alışkanlıkları değişse bile. İki, tüketim ihtiyaçlarına yönelik markaların ve işte hizmet verenlerin kendilerini anlatma ve pazarlama ve konumlandırma ihtiyaçları değişmiyor. O yüzden de reklam, iletişim hayatımıza devam ediyor. Sadece bunların farklı dönemlerini yaşıyoruz. Evrimleşmesini görüyoruz. İşte içerik dijitalleşiyor. Mecra tüketimimiz ya da içerik tüketimimiz dijitalleşiyor. Şimdi bu konularda birazcık sohbet edelim istiyoruz bugün. Öncelikle geldiğimiz bu noktada baktığınız zaman dijitalleşmenin etkisini 2021 özelinde, 2020'de zaten Türkiye medya pazarında gördük. Onda konuşmamızın sonunda da daha detaylı konuşacağız ama nasıl hissettiniz? Yani ajanslar olarak, müşterilerin beklentisi olarak ikinizden de onunla ilgili bir comment alayım. Yani harcama ihtiyaçlarının değişmesi ve onların bu müşterilerinizin daha çok hani davranışsal değişiklikleri konusunda. Sonra biraz daha işte teknik taraflarına doğru girelim. Girişi böyle veya çok kısa ikinizden de bu değişikliklerle ilgili bir değerlendirme alıp oradan devam edelim. Çok hızlı ben şey yapayım. Yani şöyle tabii şunu söylemek mümkün. Yani bizim tarafta özellikle pandemi dönemi içerisinde bütün medya alışkanlıklarında ufak tefek bazı değişiklikler oldu. Yani bütün mecralarda aslında genelde bir şey var. Bir artışı görebiliyoruz. İnsanların ekranlarla olan geçirdiği zamanın azalmadığını, arttığını görebiliyoruz. Türkiye'deki yatırım rakamlarına baktığımızda da hani bütün mecralarda, hani onu sonrasında da konuşuruz gerçi, bir artış var. Dijitalde çok ciddi bir artış var. Çünkü insanlar gerçekten o kısıtlı işte işte, yolda vesaire harcadıkları zamanları şimdi daha çok evde, daha kapalı ortamlarda harcadıklarında dijital ekranlarda daha fazla tüketir hale geldiler. İçerik ihtiyacı yukarı doğru çıktı. Haliyle hani baktığımızda sosyal medya kullanımı, sosyal medyadaki influencerların kullanımı, içeriklerin tüketimi, streaming dediğimiz kontentlerin, içeriklerin tüketimi çok başka bir noktaya geldi. Bu da tabii ki reklam verenin de reklam verme davranışını aynı şekilde etkiledi. Sadece Türkiye'de de değil tabii, yani globalde de çok net bir şekilde bu anlamda bir değişikliği fazlasıyla görebiliyoruz. Yani çok kısa böyle özetleyeyim. Tamam. Peki İnanç? Tamamlamak için şunu söyleyebilirim Tunç. Yani tabii ki böyle bir digital booming, işte hepimiz neyi konuştuk? 3 yılda gelinecek yere 3 ayda geldik herhalde diye konuştuk. Dolayısıyla hani birkaç böyle veriden de gittiğimizde haberler, bu Batı Avrupa'da da hemen hemen böyle %80'e yakın dijital medya kanalları üzerinden tüketir oldum dediği insanlar. Onun dışında e-ticaret kendi tarafında çok hızlı bir büyümeyle birlikte, tabii bu kapanmayla birlikte büyürken yeni kapılar açmaya başladı. Sosyal ticaret, interaktif ticaret, bunlar daha kişiselleştirilmiş deneyimlere doğru ilk böyle odadan içeriye adımımızı attık. Orada daha çok önümüzdeki yıllarda bunları da duyuyor olacağız. Tabii çok hızlı, bu bugünün sonunda da konuşacağız medya yatırımları nereye evrildi diye. Mobil ana mecra gibi görünüyor. Mobilin içinde de inanılmaz bir video tüketimi var. Bununla birlikte işte sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının daha fazla kullanıldığı bir döneme girdik. Bu pandemi ve kapanma ile birlikte belli konularda özellikle sürdürülebilirlik bunlardan biri ve çevre bunlardan bir diğeri. Sosyal medya aktivizmine dair daha çok şey görmek ve duymak istedi tüketiciler. Ona daha önem verir hale geldiler. Zaten veriliyordu, bir kat daha arttı. Ve influencerlar tabii çok güçlendi. Belki de yatırımın geri dönüşü olarak bakıldığında birçok kampanya ya da kurguda 5 ya da 6 katı fazla geri dönüş verdiği konuşulan influencerlar oldu. Mobil videoyu toplulukların bir bilgi kaynağı olarak %66'sı hani mobilden alıyorum ve videolar üzerinden bilgiyi izliyorum demeye başladı.
dörtte üçü tabii ki videolarını mobil ve cep telefonları üzerinden tükettiğini söyledi. Çok büyük bir dijital göçün hikayesi aslında bu geçtiğimiz dönem. Bizim işlerimize yansıması da bundan çok farklı değil. Hakikaten Türkiye'de de bu anlamdaki medya yatırımları arttı. Bizlerin de dijitalle ve dijital etrafındaki hizmetlerimiz, etrafındaki işlerimiz ve meşguliyetlerimiz geçtiğimiz dönemde çokça arttı. Evet, inançın değindiğim noktalar esasında hani işi çok güzel toparlıyor ve özetliyor baktığımız zaman. Oradan ben özellikle bu influencer konusunu almak istiyorum. Çünkü ben de kendim işte genel müdürlüğü yaptığım dönemde ve marka tarafındayken influencerlarla ilgili çok farklı bakış açılarına da sahiptim. Ekiple de bu konuları çok konuşuyorduk. Bir tanesi işte yani influencer nasıl kullanılması lazım? Gerçekten faydalı mı değil mi? Bir adam ya da kadın sabahleyin gidip işte başka bir konuyla ilgili bir ürün paylaşımı yapıp 10 liralık, 15 liralık şampuan paylaşımı yapıp akşam işte 500 liralık bir hesap ödediği kuaföre gittiği zaman ne kadar inandırıcı oluyor bu influencer'ı kullanmak. Yani burada nasıl kullanmak lazım? Bir de şimdi pazar yerleri de belli markalar özellikle influencer konusunda çok ciddi kullanımlarla bütçeleri çok yukarıya çektiler. Bu influencer konusu nereye gidecek? Cüneyt, senin bu konudaki değerlendirmeni alarak devam edelim. Ya evet, yani çok doğru bir şey soruyorsun. Bence birçok işin hem reklam veren tarafında hem ajans tarafında birçok insanın kafasında olan şeylerden bir tanesi. Hem takip edilen hem de nereye doğru evrildiğini hep görmeye çalıştığımız konulardan biri. Ya şöyle, hani hep sorulan şeylerden bir tanesi. İnfluencerlar hani hayatımızda olmaya devam mı edecek, bir medya mı, bir içerik mi vesaire diye baktığımızda aslında benim mesela yorumladığım halde şimdi influencer'ın geliştiği hale, şimdi daha çok sosyal medya etkileyicisi diyoruz. Yeni kılavuzda da söylediğimiz hale Türkçesi o. Sosyal medya etkileyicilerinin aslında üç tane şeyi var. Hani önemi var bizim için. Bunlardan bir tanesi evet mecralar, yani bir medyalar o anlamda. Kendilerinin gerçekten bir izleyici kitlesi ulaştıkları insanlar var ve onlara hani earned bir şekilde ulaşabilme şansınız var. İkincisi ünlüler, yani bir celebrity efekti var. Yani sizin markanızda eğer bir marka işbirliği yapıyorsa veya ürününüzü öneriyorsa burada bir ünlü şey var. Ya gerçekten öyleler. Ben geçen bir davete gittim ve bir dergi grubunun daveti. Yani influencer dolu, içerisi CEO'lar var, influencer'lar var. Ya anlam veremiyorum yani. Tabii görünce de şaşırıyorsun çünkü influencer'ın yaşları da genç oluyor bazılarının oldukça. Tabii. Yani bir yerde influencer'lar böyle bir sohbet ortamı falan. Ben yani, neredeydim? CEO'da mı vardı Eskişehir'e sana baktığında yani. Üçüncü olarak da aslında tabii ki şey, hani baktığımızda evet bir ünlü bir mecra, aynı zamanda da içerik. Çünkü bir içerik üreticisi, yani hepsinin yani tek bir kategoride değerlendirmek mümkün değil. Bazılarının çok daha farklı türde ürettiği içerikler var vesaire, ama sonuçta bir içeriği de beraber paket olarak aldığımız bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden aslında o anlamda baktığımızda oldukça değerli bir kullanım var eğer doğru kullanılırsa. Ve tabii sosyal medya etkileyicisi veya influencer dediğimizde tek bir şey aklımıza geliyor bazen. Hiç değil. Yani şu anda Türkiye'de neredeyse 10 bin kullanıcının üzerinde olan influencer etkileyici diyebileceğimiz sayıda baktığımızda yaklaşık 50-60 bin tane şeyden bahsediyoruz. Etkileyiciden bahsediyoruz. Yani 60 bin tane bu içeriği üreten farklı farklı konularda, bazıları modada, bazıları oyunda, bazıları teknik bir konuda içerik üreten, bunların bazısı müzikle, bazısı dansla, bazısı eğitici videolarla üreten insanlar var. O yüzden de hani bunu tek bir şeymiş gibi, tek bir malzemeymiş gibi kesinlikle düşünmemek lazım. Markalar orada bence bazen o hataya düşüyorlar. Yani bunu tek bir kalemmiş gibi düşünerek davranıyorlar, ama yeni nesil baktığımız dünyada bunun başka bir şeyi var, alanı var. Çünkü tüketicilerin bu kadar zamanı dijital platformlarda geçirdiği bir yerde fazlasıyla içerik üreticisine ihtiyaçları var. Fazlasıyla o temas noktasına ihtiyaçları var ve bizim bildiğimiz kanallar onlara yetmiyor. O yüzden de evet, etkileyiciler, influencerlar hayatımızda olmaya devam edecek. Onlar da gelişiyorlar bu arada. Daha rafine hale geliyorlar. Marka işbirlikleri yaparken daha seçici olup daha işte senin demin söylediğin yanlışlara düşmeden, yani benim ulaştığım insanlar benim bunu yapmamı bekler, böyle davranmamı bekler, ben de bu markalarla bu işleri yapayım diyenleri
daha sık görmeye başlıyoruz. Mikroinfluencer kavramı ortaya çıktı. Şimdi daha böyle belli alanlar, mikroinfluencer kavramı evet. ortaya çıktı diyorum. Belli alanlarda uzmanlaşmış, belli konularda doğru. ya da ürün gruplarında uzmanlaşmış influencerlar gibi. Doğru, aynen. O yüzden de şöyle, hani bu hayatımızda olmaya devam edecek. Bence markaların da kendi pazarlama karışımları, pazarlama mixleri içerisinde ya da medya mixleri içerisinde bunu en doğru şekilde nasıl değerlendireceklerini stratejik olarak ele almaları lazım. Yani ölçümü ne? Neyle? Burada baktığın zaman belli KPI'ler ne olması lazım mesela? Yani şimdi dijitalde iş yaptığımızda işte hani erişim ve geri dönüşüm, işte etkileşim, bir sürü kendi mecrasına göre farklı evet. ölçümlediğimiz hedefler var. Influencer KPIs, KPI'leri yani ne olması lazım sence? Ya orada da tabii birkaç tane şey var, parametre var ama yani markanın ne yapmak istediği çok önemli. Yani ben gerçekten bir satış işbirliği olarak kullanıyorsam tabii ki satış rakamları benim için en önemli KPI olacaktır. Satış dönüşüm oranları olacaktır. Ki bunu yapan, e-ticaret tarafında yapan birçok model var. Ben daha çok bilinirliği oynuyorsam erişim benim için çok önemli olacaktır. Ya da hani gerçekten ben daha hedef kitleyle birebir bağ kurmaya çalışıyorsam etkileşim olacaktır. Bence orada markanın yapmak istediği, zaten buna göre de doğru influencer'ı seçmesi lazım. Yani awareness ve farkındalık hedefindeyse buna göre bir mix'i seçmeli ve o KPI'yi koyması gerekiyor. Satışsa ana amaç, ki olabilir. Hani onun için de daha farklı bir sete, daha farklı bir KPI'yle bakması gerekiyor. Ama hani dediğim gibi şey, hani o amaca göre KPI'yi set etmek en doğrusu. Yani burada belki Cüneyt, senin söylediğinin üzerine şu influencer konusunda, yani hemen böyle bir celebrity tanımı eteç ediliyor influencer. Ama önümüzdeki dönem herhalde daha çok şeyi görürüz. Mikro, hatta nano influencer dediğimiz, yani takipçi çok daha düşük. Ama konunun daha içinde, konuyla daha ilintili, relevant dediğimiz insanların belli kararları daha etkilediğini, daha küçük gruplarda ama daha etkin olduklarını göreceğiz. Bir diğeri de belki işte satış organizasyonları olan dev şirketlerde in-house influencer gibi, yani satış organizasyonu, satışçının tanımı nedir sorusuna gelecek. Satışçının tanımı fiziksel store'da satış yapan mı, yoksa dijital ortamda satışın bir adresi olan, influence eden kişi mi, etki yaratan kişi mi? Dolayısıyla böyle büyük retail noktalarının vesairelerinde kendi satış ekiplerini birer influencer'mış gibi belki çalışan kontratlarında da değerlendirecekleri senaryoları göreceğiz. Peki İnanç, o zaman burada hemen başka bir konudan seninle devam etmek istiyorum. Influencer konusunda etrafta büyümesine de sebebiyet veren konulardan bir tanesi bu. Biliyorsun ki işte tüketici verilerinin korunması ve tüketici verisi konusu çok hassas bir hale geldi dijitalleşmenin artmasıyla birlikte. İşte Apple artık app'lerin kendini takip etmesi için indirdiğin app'lere izin vermen gerekiyor, yoksa edemiyor app'ler. İşte Google üçüncü parti çerez çalışmalarını, ya da İngilizce tabiriyle cookie çalışmalarını durdurdu. Yani artık üçüncü partiler izin almadıkça çok zor bir şekilde çerez ya da cookie kullanımı yapıp böyle bir CRM datası oluşturmak ya da işte kim daha önce beni ziyaret etmiş, benim retargeting, remarketing yapma konularında da bayağı bir yaratıcı olması gerekecek ajansların. Bu konuda senin düşüncelerin neler? Yani bu Google onu bir işte biraz postpone etti. 2023'ün sonlarına doğru attı. Tamamen finalize edeceğim dedi ama ya bu bir taraftan bir şey bariyermiş gibi görünse de birçok pazarlamacı için, bir taraftan da fırsat tabii ki. O fırsat bugüne kadar böyle çerezle çok rely edip pazarlama yapmaya çalışan yapıların çerezden bağımsız, üçüncü parti cookie'lerden bağımsız first party dediğimiz, yani direkt kendine sahip olduğu verilerle ne yapacağı konusunun stratejisini oluşturması gerekecek. Çünkü diğerinde de bir taraftan veri çöplüğüne dönen kurgular da vardı. Aynı zamanda nicelik ve nitelik dediğimiz ikili şeyde adet, daha çok veri ama nitelik anlamında çok geride kalan bir sürü verinin sahibi oldu reklam veren.
Dolayısıyla şimdi belki niteliği her anlamda, iki anlamda bunu söylüyorum. Hem verinin kalitesi anlamında o tüketici yolculuğundaki hiç de lineer olmayan yolculuktaki verinin birinci elden sahibi olmak ve tüketiciyi daha iyi tanıyabilmek ve bunu belki işte satışla da bağlayabilmek gibi bir fırsat çıkıyor önüne. Bu hiç kolay bir hedef değil. Hani onun da belli şeyleri var. İlk önce onun bir haritasını oluştur. Yeni data stratejim ne olacak? O haritayı oluşturduktan sonra o lineer olmayan yolculukta gerçekten neye ihtiyacım var? Ona bak. Ondan sonra da ne yapmalıyım ki veriyi bana versin? Esas soru orada. Hani nasıl bir değer değişimi? Ne paylaşsın ben de? Nasıl bir değer değişimi olmalı ki ben bir verinin sahibi olabileyim? Orada da hep konuştuğumuz kişiselleştirme, kişiselleşmiş deneyimler o daha kaliteli deneyimi yaratmasına sebep olacaksa eğer o veri paylaşımı, ben insanların, bu benim öngörüm, bundan çok imtina etmeyeceklerini düşünüyorum. Yani bir değer değişimi yaratabilecekse, ama yine yurt dışında yapılan bir araştırmada da şey diyor, yani bedava içerik vereceğim artık, böyle onlar çok böyle juicy, appealing şeyler gibi gelmiyor. Premium content'e dair bir şey verirse olabilir. Onun dışında daha zenginleşmiş bir deneyim verirse olabilir. Tabii ki her zaman daha da ihtiyacımız olacak olan şey hayatın sadeleşmesi, basitlik. Buna dair bir şeyler, bir değer yaratırsa olabilir. Ama onun sahibi olmak, orada ciddi bir güven ve ilişki oluşturmak gerekiyor. Burada tüketici üçüncü bir taraf değil, daha bir partner gibi konumlanacak. Bu bir taraftaki ilişkinin niteliğini bence arttıracak. Nitelikle ilgili ilk altını çizmek istediğim şey o. İkinci taraf, yani yaratıcı endüstriye de bence çok bir yeri de dokunuyor bu konunun. O da şu, hani bu retargeting, remarketing, çokça cookie ile iş yaptığımız bu dönemde ne diyebiliriz biz buna? Nitelik olarak daha düşük ama böyle daha ürün odaklı, daha ucuz reklamcılık yapıla geliyor. Bunun da artık CPM maliyetleri de yukarıya çıkacağı için bu dönemde tüketiciye de ulaşabilmek birazcık daha da zorlaşacağı için daha nitelikli bir reklamcılık, daha nitelikli bir craft, daha nitelikli bir o cross channel'da dikkat çekici iş yapmanın önemi artacak. Yani gerçek farklılaştırıcı unsurlardan biri bu hyper targeting dünyası medyanın versus creativity dediğimizde yaratıcılık yine yani ön farklılaştıran unsurlardan biri haline gelecek. Yani tek başına biraz böyle terazinin o tarafı ağır basmıştı. Yani hyper targeting ve bu bizi böyle daha ucuz ve niteliksiz kreatifler üretip durmadan target ettiğimiz ve bombardımana tuttuğumuz bir dünyaya götürmüştü. Şimdi evet, ama müşteri orada çok rahatsız oluyor. Çünkü içerik istediği gibi değilse, sürekli de mesaja boğuluyorsa zaten oradan kaçmaya çalışıyor. Yani. Daha relevant olmak, daha ilişkili olmak, daha kaliteli içerik üretmek. O içerik ve kreatif yarışta ön planda olmanın, hani kreatif ajanslar ve kreatif organizasyonlar için öyle de bir implikasyonu var. Bu hani sadece bir medya implikasyonu olan bir iş değil. Bu çerezlerin ortadan kalkması.